Kimse de otokontrol diye bir şey kalmadı. Benim oğlumda kontrolün otosu da manueli de olmaz Senemciğim. Aysun Hanım mı? Evet. Bu kadar ısrarla aradığına göre Emir'in burada olduğunu öğrenmiş. Ama şu anda kötü babalık vaazı yiyecek durumda değilim. İlginç aslında. Çok üstüne geliyor değil mi? Yani onu tanımasam yeni bir kocası ve başka bir oğlu daha olduğunu hiç düşünmezdim. Sanki bütün hayatını Emir'in sorunlarıyla ve seninle doldurmaya çalışıyor gibi. İlginç. Eğer telefonlarıma cevap verilmiyorsa adres belli. Öyle değil mi? Hoş geldiniz. Biz de tam kulaklarınızı çınlatıyorduk Aysun Hanım. Ünal. Yalnız konuşabilir miyiz lütfen? Aysun, bugün bir baskın yedim. İkincisine karnım tok. O ne demek öyle? Oğlun birkaç saat önce önemli bir toplantımı bastı ve ortalığı dağıttı demek oluyor. Annesinin de gecemi zehir etmesine müsaade etmeyeceğim demek oluyor. Benimle ne biçim konuşuyorsun böyle sen? Aysun, bence kocanın ve küçük oğlunun yanına dön. Enerjini biraz da onlar için harca. Çünkü bizim için harcadıkların boşa gidiyor. Biraz kendi hayatına dön, ha? Gördüklerimi sen neden göremiyorsun Emir? Feriha gözlerini kör ettiği için mi? Bana bu kadar direnirken ben senin gözlerini nasıl açacağım? Cansucuğum, eğer içine sinmiyorsa hastaneye de gidebiliriz. Ama biliyorsun ki bu bir kalp krizi değil. Panik atak geçiriyorsun sadece. Hadi biraz nefes al ver. Cansu. Tülin ne oldu? Panik atak geçirdi. İlaçlarını almadın mı Cansu? Allah'ın belası ilaçları alıyorum ama hiçbir zaman işe yaramıyor. Hayatımın ne hale geldiğini görüyorsun değil mi?
Ya bir iş toplantısına katılmaya bile hakkım yok. Onun gerçekten yardıma ihtiyacı var. Ben de ona elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum Tülin. Kendi hayatımı asgari düzeye çekmiş durumdayım. Ya nelerle uğraştığımı tahmin bile edemezsin. Sizin butikte yaptıkları buzdağının görünen kısmı. Onun yüzünden Ünal'la ortaklığımız bile tehlikeye girebilir. Sanem, seni bir konuda uyarmam lazım. Aysun Hanım geçen gün butiğe geldi. Ve senin Ünal Sarrafoğlu'yla bir ilişkin olduğunu söyledi. Bu kadına inanamıyorum. Tam bir histerik. İlk günden beri bana taktı. Benimle uğraşıp duruyor. Densiz. Eğer şimdi sen de bunun doğru olup olmadığını soracaksan... Ne münasebet. Bu senin özel hayatın. Bu konuda sana bir şey soracak değilim. Sadece Aysun Hanım'ın ne kadar tepkili olduğunu bilmeni istedim. Yani yarın bir gün bir başkasından duyarsın diye. Günaydın. Günaydın. Nereye gidiyorsun? Birkaç işim var. Onları halledeceğim. Babanla kavga etme, tamam mı? Merak etme. Şikayet etti değil mi? Emir, ben gerçekten ona hiçbir şey yapmadım. Ama o bana öyle şeyler söyledi ki bir an kendimi kaybettim. Anne uzatma. Oğlum bana öyle bakma. Ne olur öyle bakma, dayanamıyorum. Nasıl bakıyorum sana? Hayal kırıklığı içinde mi? Ben senin bu öfkeni hak etmiyorum. Doğru. Sen ve babam o kadar hayatımda değilsiniz ki öfkemi bile hak etmiyorsunuz. Biz öfkeni bile hak etmiyoruz. Ama o kız söylediği bütün yalanlara rağmen, yaşattığı her şeye rağmen senin hayatında kalmayı hak ediyor, öyle mi? Sen Feriha'dan neyin hırsını alıyorsun? Benim mi? Babamın mı? Geçmişim mi? Ne saçmalıyorsun sen? Niye vurdun ona? Bize vuramadığın için mi? Babama, bana vuramadığın için mi? Bana kızgınsın. Çünkü ondan vazgeçmiyorum. Babama kızgınsın, o zaten ikimizden de vazgeçti. Ama ikimize de vuramıyorsun. Çünkü bu yenilgiyi kabul etmek olur, değil mi? Sen yenilginin ne demek olduğunu bilmiyorsun oğlum. Gerçekten bilmiyorsun. Ama öğreneceksin. Hayat sana öğretecek. O sahip çıkmak için anneni kırdığın kadın yenilginin ne demek olduğunu sana öğretecek. Geç kaldın anne. Ben o kadın defalarca yenildim. Sana artık onunla savaşmadığımı söylemiştim. Ben o yenildiğim kadını seviyorum. Bunu artık kafana sok. Emir. 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 Seni aradım ama duymadın galiba. Evet, duymadım. Kaç zamandır görüşemiyoruz. Akşam birlikte kahve içelim mi diyecektim. Bugün çok yoğunum. Akşam da dinlenmek istiyorum.
Taksi mi bekliyorsun? Evet, Mehmet'i. Rıza Bey'in oğlunu işe aldım ama o da hastanede babasının yanında tabii. Nereye gideceksin? Ben götüreyim seni. Aa, hiç gerek yok. Geldi zaten. Teşekkür ederim. Bülent, Nevbahar benimle ilgili saçmalıklarından haberdar mı? Sana olan ilgimden bahsediyorsan sanırım. Annem zeki kadındır. Ben de zeki bir kadınım. Ne istediğini biliyorum. Lütfen kendine gel. Nevbahar benim için çok önemli. Senin ergen fantazilerini kurban edemeyeceğim kadar önemli. Belki de tek sorun ben değilimdir. Belki abimle yaşadıklarınız da pek hoşuna gitmemiş olabilir. Abinle yaşadıklarımız geçmişte kaldı. Nevbahar'la ben bu konuyu hiç konuşmadık. Hiç de konuşmayacağız. Çünkü konuşacak bir şey yok. O zaman neden abim yüzünden peşinde olduğumu düşünüyorsun? İşte hata burada. Yanlış kadının peşindesin. Eğer derdin Levent'se aşağı inip kapıcının kızıyla flört etmen gerekiyor. Küçük kız çocukları pek ilgimi çekmiyor. Ben senin gibi gerçek kadınlardan hoşlanıyorum. Gerçek bir kadın hakkında ne biliyorsun Bülent? Uğruna savaşmaya değer olduğunu biliyorum. İstediğin bu değil mi? Levent'le savaşmak. Maalesef cephede tek başınasın. Abin benim için parmağını bile kıpırdatmaz. Yani karşında bir savaşçı yok. Bence var. Hem de tam karşımda duruyor şu an. İtiraf ediyorum. Eğer 10 yaş daha büyük olsaydım etkilenebilirdim. Yanlış. Sen 10 yaş daha genç olsaydın benden etkilendiğini saklamazdın. Başım çatlıyor. Yok, daha fazla dayanamayacağım senin bu depresyonlu hallerine. İnsan bu kafayla içince çarpı dört falan yamuluyor yani. İyi. Sen de terk et beni. Kızım ne diyorsun sen? Koray evlendi. İyi, şaşırdık, kırıldık, üzüldük de. Sonra? Sovat yani. Böyle durup ilişkisine saygı mı duyacaksın? Evliliğine saygı mı duyacaksın? Hani seni ne tutuyor? Esas kız o köylü güzeli olacak. Ben de gizlenen saklan olacağım, öyle mi? Lafa bak, sanki aylarca Kore'yi benden saklayan sen değildin. Evet, saklayan bendim. Saklanan değil. Hande! Bak bak. Daha çok bakarsın arkasından. Değil, hiç uğraşamam seninle. Uğraşamazmış. Senin kendine uğraşacak halin kaldı mı? Şu haline bak, bittin. Hande'yi de bitirdin. Ne biliyorsun sen be? Kim bitirmiş Hande'yi? Ben mi, hırs mı? Evlendim, kıymete bindim. Hande beni hırs yaptı, rekor. Hande'yle ulaşabileceğim en üst nokta bu. Zavallı Koray. İkiniz de birbiriniz için geberiyorsunuz ve sen bunun farkında bile değilsin. Hande sadece hırsından geberiyordur Nehir. Eğer böyle rahatlıyorsan devam et. Defol git buradan. Hiçbir yere gitmiyorum. Seni görmek istemiyorum. Sen de hiçbir yere gitmiyorsun. Ya sen anlamıyor musun? Seninle konuşmak istemiyorum ben. Evlendim değil mi? Niye evlendim peki ben? Nasıl evlendim ben sence Hande? Zavallı Gülsüm'e acıdığım için mi? Korkusundan mı? Tamam, hepsinden biraz. Ama başka neden biliyor musun? Senden kurtulmak için. Benden kurtulmak için. Senden kurtulmak için. Sen beni yok ediyordun Hande. Beni yok sayıyordun. Ben o kıza evlenme teklif etmeden 5 dakika önce sana geldim. Emir dedim bana. Emir'i sordum bana. Ve sen de bu yüzden haklısın, öyle mi? Ben kötüyüm. Yıllardır başkasını sevdiğimi zannettim.
Tamam Koray. Sen başından beri haklıydın. Ben bu sonu kendim hak ettim. Hande, beni seviyor musun? Senden nefret ediyorum. Beni seviyor musun Hande? Hande, beni seviyor musun? Emir Bey, bu emrimaki görüşmenin iş etiğime sığmadığının farkında mısınız? Bakın, karşı taraf benim için önemli. En azından babam ne istiyor onu bilmem lazım. Babanız iftira yüzünden savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun dışında davalı taraf yüzünden uğradığı maddi kayıp da var. Maddi kayıp mı? Bu yüzden de tazminat davası açıyoruz. Tazminat davası mı? O davayı sizin kime açtığınızdan haberiniz var mı? Asgari ücretle çalışan bir kapıcı ailesini açıyorsunuz. Ünal Bey'in maddi kaybını onlar mı karşılayacak? Sadece işim yaptığının farkındasınız değil mi? Ayrıca bu davada babanızın en azından teorik olarak son derece haklı bir zeminde olduğunu da bilmelisiniz. Müvekkilinize söyleyin, o zemine sağlam bas. Ünal Bey. Az önce Emir Bey buradaydı. Ha? Tahmin ettiğiniz gibi dava hakkında sorular sordu. Son derece sinirli olduğunu söyleyebilirim. Beni şaşırtmayacağını biliyordum. Günaydın efendim. Efendim, efendim pardon, kapalıyız. Burada atım var. Ben az sahibiyim. Ama kulübümüz bir saat önce kapandı efendim. Duymadınız galiba. Burada atım var dedim. Ve ben onu her istediğim an görebilirim. Atınızın adını öğrenebilir miyim? Kaiser Şoze, İngiliz. Dördüncü ahır kapısı. Yalnız binmek kesinlikle yasak. Sarhoştum. Doğum günümde. Feriha'ların otelinden çıkmıştık sazda. Anne, sen sarhoşsun. O zaman da sarhoştum. Ben kusarken saçlarımı tutuyordum. Her ağladığımda. Her kötü olduğumda yanımda olacaktın. Söz vermiştim. Evet. Ağlıyorum, sarhoşum ve kötüyüm. Ama sen yoksun. Neredesin? Şimdi beni attığın cehennemin dibindeyim. Çiftliktesin Hande. Ne işin var orada? Hande! Hande! Biliyor musun? Terk etti. Söz vermişti. Yanımda olacaktı. Ama kandırdı.